İsrail'in Gazze saldırıları ve Filistinlerin soykırıma tutulması, bunun son bulması için Kahire'de ateşkes müzakereleri var biliyorsunuz ki ve Türkiye'nin İsrail artan baskısı, Amerika'daki öğrenci gösterileri ve Gazze'de yaşanan insanlık dışı durum. Tüm bunları konuşacağız şimdi. Bir yayın konuğum olacak terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ bizlerle. Hoş geldiniz Sayın Başbuğ. Hoş bulduk Sevgi. İyi yayınlar. Pazarlar dileyim. Çok teşekkürler. Başkenti Kahire'de ateşkes müzakereleri sürüyor. Son olarak Hamas'tan bir açıklama gelmişti, hatırlatalım. Saldırılar durmazsa ateşkes olmaz dedi Hamas. Bir de Netanyahu'nun savaşta kararlı olduğu vurgulandı. Ne diyorsunuz olası bir ateşkes ihtimaline? Ben bu ihtimali baştan beri hep zayıf görürüm. Yani olmayacak bir ihtimal olarak görürüm. Olsa da meseleye veya yaraya çözüm olmayacağını hep değerlendiririm. Ve görüş bildiririm ki maalesef 7 ay aşkın süredir bizim bu bahsetmiş olduğumuz tezin gerçekleştiği gösteriyor. Yani kesin istediği bir konu. Elbette bir an önce gelmesi gereken bir konu. Ki haberlerde daha bugün de hala orada katledilen insanlar var. Hala bile soyu kırılan insanlar var. Dolayısıyla acilen gelmeli. Ama maalesef özellikle İsrail kesiminde bu konuda zerre olumlu bir adım göremiyorsunuz. Amerika'nın böyle geçici pansuman, hani son günlerde çok kullandığımız o deyim, gaz alma operasyonları var. Ama süreli günler ve yani bu şuna benziyor. Müthiş bir soykırım var, katliam var. Biz sana bir 10 gün nefes aldıralım. Bir dinlen, 10 gün sonra ben seni yine öldürmeye devam edeceğim. Böyle bir akıl olabilir mi? Böyle bir çözüm olabilir mi? Doğru olan ne? Hamas'ın teklifi. Ben savaşı sonlandırmak, savaş da denmez buna. Yani bu soykırım, katliam. İki, hani İsrail ben ülke diyemeyeceğim ama hadi Filistin'e haksızlık edelim diye kıyı ülke, Filistin devleti eşit şartlarda asla savaşmıyor veya bu sürece dur demiyor. Çünkü birinde İşte savunma bütçesi konuşuluyor, içinde sahip olduğu tanklar, toplar, füzeler, arkasındaki destek. Diğer kanatta Filistin'de kendi el yapımı füzeler ve silahlarla bu şeyi mücadele yürütmeye çalışıyor. Bir kere zaten olay burada patlıyor. İnsanlık bunu maalesef ediyor. Şimdi bu ne? Hemen ateşkes, acilen İsrail'in yaptığının hesabını sormak. Bir iki değil, 35 bin kişi, 80 bine yakın yani sakatlık derecesinde hayatını bir daha eskisi gibi asla olmayacağı insanlar ve bir de sayısı bilinmeyen kayıplar. Kim verecek bunun hesabını? Dolayısıyla burada dünyanın bir araya gelip İsrail'i acilen durdurması lazım. Fakat senin de az önce haberde anons ettiğin gibi ne katil Netanyahu, ne temsil ettiği katil siyasi yapı, ne de katil İsrail bu konuda ateşkes taraftarı bir yapı değil. Hatta son gün işte sahadan hep takip etmeye çalışıyorum ben gelişmeleri. İsrail'de bir takım işte protesto eylemleri yürüyor. Orada bile ciddi bir kesimin sizleri kurtarın sonra ne yapıyorsanız yapın dediği bir sonu görüyorsun. Bunlar hep sahadan aldığımız bilgiler. Dolayısıyla burada hani İsrail'in karşısında bir güç görmediği sürece durması mümkün değil. Söylüyorum. Öyle Jack'le Jack'la yani söylemlerle İsrail'in duracağını kimse beklemesin. Doğru olan ne? Sahada doğrudan etkisi olacak tedbirler almak. Mesela Türkiye'nin işte yapmış olduğu ambargo. Bütün alışverişi kesmek. Şimdi bu İsrail için bir tehdit mi? Evet. Zaten olmasa bu kadar kuduz şekilde bağırmazlar. Diğer Avrupa devletlerini Türkiye'ye karşı yaptırıma davet ediyor. Niye ben bunu söylüyorum? Neticede orada bir dönmesi gereken çark var ve o çarkı döndürmenin yolu da işte dıştan ticari anlamdaki o karşılıklı çalışmaları devam sağlamak, yürütmek. Siz bunu ikiniz mi? Neyle dönecek o İsrail? Dolayısıyla ben ilk günden beri onu söylemiştim. Yani acilen özellikle Ürdün'e, Mısır'a hani kısmen Lübnan ve Suriye'ye hiçbir şey yapmıyorsanız sınırları sağlam tutun. Ablukayı uygulay. Bu havadan taşımayla değirmen su dönmez. İnsan nakille, ikmalle o ülkeyi çeviremez. Ciddi bir baskı yaratacaktır demiştim. Şimdi Türkiye ilk başta kısmen şimdi tamamen ticari bağları ve yolları kesti. Ne bekliyorsun? Biliyorsun ki devletler de hemen Türkiye'ye destek verir. Ben de kapatıyorum, ben de kesiyorum gibi bir konu sürecinin önünü açarız. Evvel olduğu gibi, hukukta olduğu gibi maalesef sevgi görüyorsun. Bunda da Türkiye yalnız kalacak gibi görünüyor. Evet, destekleyenler çok ama bize icraat lazım. Mesela hukuk alet divanına verilen dilekçeler Lahey'e ve bunun akabinde açılan davalar. Ya şu an orada
en az 150 ülkenin davaya müdahil olması gerekirdi. Türkiye'nin şu ticaretle ilgili almış olduğu kararı en az 150 ülkenin ben de varım desi lazımdı. İkinciyi gördük mü? Yok. Ahmetiye düzmekte tamam. İşte Türkiye'nin yaptığı karar doğru, aldığı kararı destekliyoruz diyen. Kardeşim madem destekliyorsun bir de seni görelim. Çıksa karşıda böyle bir etkini hissettir. Onu yapmaya maalesef birçok sebep ve gerekçeden dolayı yanaşma. Çünkü samimi değiller. Yani bugün İsrail'i zaten bu şekilde canileştiren, bu şekilde küstahlaştıran da o. İsrail dediğin yapı aslında özünde hani toplumda da bunun çok net etkilerini görürsün. Korkak bir yapı. Yani bugün İsrail'in karşısında iradeyle duran bir güç çıksa İsrail anında çil yavrusu gibi alır. Ben bunu hep söylerim. Zaten bunu o asker diye sahaya sürdüğü teröristlerin bakışlarında görebiliyorsun. Silahsız sivillerin karşısında bile böyle şüpheli gözlerle ve korkla bir tavır almaya çalışan İsrail'in teröristleri var. Ve bu durum olduğu halde maalesef hiçbir ülke bu vermeye yanaşmıyor. O zaman yapılması gereken ne? Sadece Türkiye'nin yapmış olduğu. Yani milletleri devletle konuşmak, işte bu tepkiyi artırmaya çalışmak. Bulduğunuz ortamda da Filistin'i unutturamak adına bir gündeme taşımak. Biz bunu yapıyoruz. Ama yeterli mi? Değil. Yani bugün hep söylüyorum, anonsun içinde vardı. Üniversite olayları, dünyada başlayan tepkiler, bunlar çok önemli ve olumlu gelişmeler. Yani bence insanlığın... İsrail halkı da sokaklarda bu arada. Elbette ama işte oradaki o niyet testini iyi sorgulamak lazım. Yani bir kısmı az önce de ifade ettiğim gibi doğrudan Esad odaklı peşinde. Yani ateş düştüğü yere yakar diye bir söz vardır Anadolu'da. İşte o yanan kesimlerin vermiş olduğu tepki. Ne diyor kesimler? Az önce ifade ettim. Kurtar, esirleri al, ne yaparsan yap. Böyle bir akıl olabilir mi? Burada doğru olan ne? İsrail'deki o bazı kesimlerin vermiş olduğu tepki. Yani savaşı durdurun kardeşim, bu soykırım, bu katliam, buradan da varamazsınız demek. Ki bunu işte daha çok üniversite olaylarında Avrupa'da görüyoruz. Yani oradaki tepkilerin hepsi benim söylediğim mantıkla sahada yer buluyor. Yani savaşın acilen durdurulması gerektiği, İsrail'in acil engelleri, hatta yardımların askeri ve sivil tamamının kesilerek İsrail'in izole edilmesi, oradaki toplumların, işte öğrencilerin olduğu tepkideki talepler. Bu talepler doğru ve akıllı talepler. Yani bizim ilacı 3 günlük 5 günlük ateşkes değil. Biz onu bile kâr sayar hale geldik. Yani o ateşkes sabahını ilan edildiği gün milletin sevincini ben çok iyi görüyorum sokakta. Hiç olmazsa bir 3-4 gün Allah'a şükür kimse öldü demeyeceğiz. Oradaki insanlar hiç olmazsa bir acılarını, yaralarını sararlar diye sevinen ama 4 gün sonra kaldığı yerden hatta daha da artarak devam eden bir süreci biz hep konuştuk. Şimdi bir tehlike ve tehdit aktarayım sevgili senin vasıtanla. Burada Amerika'nın B planına geçtiğini bilirsin. Yapınlarda ben hep söylemiştim. B planı var, geçtiler, liman, oyun hep demiştim. Şimdi dikkat et, Refah kara saldırısı başladı, başlayacak. Ne zaman başlar? Bunları konuşuyoruz. Bunları tartışıyoruz. Ve yani tartışımız aslında soykırım. Örnek verdiler. İşte 29 Nisan'da bitiyor, onun başlayacak dendi. Hala başlamadı. İnşallah yanılırım ama Amerika'nın liman inşaatı bitsin. Batıdan Amerika, denizden, karadan da doğudan İsrail, Refah'a büyük bir saldırı başlatacaklar. Son noktayı koymanın saldırısı bu. Onun planını yapıyorlar ve onun için bekliyor İsrail. Bak göreceksin. Ben limandaki tezgahı baştan sona hep dillendirdim, adlandırmaya çalıştım. Orada insanın yardımı için platform kuruyoruz, liman inşa ediyoruz. Geçin bu yalanları. O zaman bunun için ateşkese yaklaşmıyor değil mi? Elbette. Elbette. Niye yanaşsın? Planını kurmuşsun. Austin denilen bir başka katil, bir başka canavar. Amerika'nın Milli Savunma Bakanı diye geçiyor. Bu geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada şunu demedi mi? İsrail adım atmakta geç kalıyor diye. Hangi adım? Katliam. Nereden? Refah'tan. Neydi geç kaldığı konu? Kara saldırısı. Amerika'ydın, timsah gözyaşları döküyordun. İnsanlık ayakları altında yapılan doğru değil. Bu tiyatroyu bize seyrettirdiler ve hala seyrediyoruz. İnşallah, bak tekrar söylüyorum, yanılırım. Bunu da büyük bir keyifle söylerim. Okuyamamışız bu meseleyi derim. Ama Amerika'nın liman diye başlattığı yüzer platform, orada yakın zamanda Amerika'nın deniz piyadelerinin, Amerika'nın işte hamurlarının, zırhlı araçlarının cirit attığı bir bölgeye dönüştü. Ve o görüntüler ortaya çıktı. Öyle yardım vardım ya, hikaye işler bunlar. Orada bir karaya çıkmaya hazırlanan ordunun hazırlıklarını görüyorsun. Biliyorsun Amerika'da
kara gücü yok. Deniz piyade hep yere göğe sığdıramadıkları. İşte onlar da zaten bu platformda bir takım hazırlığa girecekler ve bize yalan şöyle anlatılacak. Karadan bize ateş açıldı. Biz de buna cevap vermek zorundaydık. Zaten bunun da kar suyunu Ağustos'un denen dil duyurdu. Aynı o. Karadan bir saldırı bekliyoruz. Ama muhakkak bir cevabı olacaktır. Yani artık beyinlerin yavaş yavaş alıştırıldığı, kalıcı son noktayı koymaya hazırlanan bir iki cani yapının sahada hazırlığını görüyoruz. Amerika ve İsrail. İkisine de devlet deme dilim var. İkisi de devlet falan değil. Amerika bugün sömürünün, gaspın, katliamın, soykırımın herkese haline gelmiş bir ucube yapı. İsrail zaten ondan beter. Dolayısıyla burada bizim almış olduğumuz tedbirler doğru ve yerinde ama desteklenmesi gereken bir tepki ve daha doğrusu bir süreç. Bizim tek başımıza yapacağımız böylesi büyük cani bir yapıya tek başımıza karşı koyacağımız, yani biz elimizden geleni ardına koymadan sonuna kadar tavrımızı tepkiliyoruz ama burada mesele insanlığın meselesi. Bakın Avrupa'da, Amerika'da ayağa kalkanlar niye durduk yerde bir anda ayaklandılar? Niye durduk yerde bir anda hepsini alnından öpmek lazım, tepki ortaya koymaya başladılar? Ya geçin bunları, coğrafyaymış, ırkmış, dinmiş, dinmiş, insanlık yerleri de ya, insanlık. Ve bu işin sonu nereye gideceğini kimse kestiremiyor. Yani evet, bir üçüncü dünya savaşı hep konuşuluyor ama buradan iş büyürse, dediğimiz ortamın altyapısı oluşmuş ve bu başlamış olur mu? Biz bunun olacağını işte ilk gün söyledik. Sayın Fidan'ın yapmış olduğu konuşmayı hatırlayalım. Eğer burada iki devletli kalıcı bir çözüm gelmezse, kalıcı ve uzun soluklu bir savaşa hazır olmalıyız. Şimdi devletler, diğer devletler bu söylemi dillendirmeye başladılar. Eyvah nereye gidiyoruz? Geçmiş olsun. 7 ay geçti. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.